insanlar niye sigaraya başlarlar sorusunun cevabı, genellikle insanlar kendilerinde bir eksiklik bulunduğu için, eksiklik duygusu yaşadıkları için, yapacak bir şey bulamadıkları için ve çoğunlukla da akran grupları bunu desteklediği için sigaraya başlıyorlar. Daha sonra da insanlar gene yapacak bir şey sıkıntısı çektikleri için, mesela sigarayı bırakmak isteyenlerin en büyük sıkıntısı, sigarayı bıraktığım zaman elimi ne yapacağım, ağzımı ne yapacağım gibi sorulara cevap bulamamalarıdır. Yani sigarayı içen bir kişi her şeyiyle sigarayla meşgul olur. Sigaranın öncelikle bedensel sağlığımıza çok zarar olduğunu biliyoruz. Hatta normal şartlar altında bazen benim aklıma gelen şey şudur. Uzaydan birisi gelseydi ve dünyadaki insanların ne yaptığına baksaydı, insanların davranışları arasında en çok sigarayı çok tuhaf bulurdu. Çünkü sigara herhangi bir bedensel yararı olmadığı halde insanların içtiği, dumanını içine çektiği ve bilerek kendi kendilerini zehirledikleri bir davranış. İnsanın bu anlamda yani bedensel sağlığını bilerek ve isteyerek bedensel sağlığını tehlikeye atması sigaranın en büyük zararı. Bunun dışında tabii ki sigaranın sosyal bir takım zararları var. Psikolojik bir takım zararları var. Psikolojik zararları genelde insanların kendi denetimleri, kendi hayatları ilgili denetimi elden kaçırmalarıyla ilgili bir şey. Yani bir kişinin sağlıklı olabilmesi için, ruhsal açıdan sağlıklıyım diyebilmesi için kendi davranışlarına hakim olabilmesi gerekir. Özelliğini sağlayabilmesi gerekir. Otonom olabilmesi gerekir. Sigara tiryakisi olan kişiler artık özelliğini sağlayamazlar. İnsanlar kendilerini sigaraya göre biçimlendirmeye başlarlar. Yani kişi eğer bir iş yapacaksa arada sigarayı nerede içeceğim diye düşünmeye başlar. Sigarayı ne zaman içeceğim diye düşünmeye başlar. Ne zaman ki bizim davranışlarımızı sigara bu şekilde biçimlendiriyordur, o zaman denetim bizden gitmiştir. O zaman sigaranın eline geçmiştir. Ve de bu bizim için, yani psikolojik sağlık açısından da doğru bir durum değildir. Sosyal açıdan da zararları şudur. Özellikle günümüzde biliyorsunuz herkes her yerde sigara içemediği için özel olarak ayrılmış olan yerlerde insanlar sigara içmeye başlarlar. Ve etraflarındaki insanlar tarafından da dışlanmaya başlarlar. Günümüzde bu ayrımın oldukça yaygınlaştığını görebiliyoruz. Şimdi ailelerin çocuklarını veya çocuklarını sigaradan uzak tutabilmeleri için öncelikle tabii ki kendilerini içmemeleri gerekir. Eğer kendileri bir şekilde bırakamadıklarını düşünüyorlarsa veya içiyorlarsa bile çocuklarının yanında veya gözünün önünde içmemeye çalışmaları gerekir. Ve bunun iyi bir şey olmadığını çocuklarına sürekli söylemeleri gerekiyor. Çocukların etrafında sigara içilmesini önlemeleri gerekiyor. Ve zaman zaman sigaranın kötülüklerinden bahseden konuşmalar yapmaları gerekiyor. Öncelikle yapılması gereken bu. Olabildiğince sigara içilen ortamlardan çocukların uzak tutmaları gerekiyor. Sigara içilen toplu yerlere gitmemelerini öğütlemeleri gerekiyor. Gitmemelerini istemeleri gerekiyor. Sigara içen kişilerle arkadaş olmalarını bir şekilde önlemeleri gerekiyor. Eğer çocukları sigarasız bir ortamda bulundurabilirsek çocukların sigara içmeleri için de bir neden görünmüyor. Arkadaşlar teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. İyi günler.